Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rabbimize sonsuz ve sayısız hamdü senalar olsun ki bizleri bu üç aylara eriştirmiştir. Ve bu üç ayları en güzel şekilde değerlendirmeyi ve istifade etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, İslam dininde mukaddes mekanlar olduğu gibi aynı şekilde mukaddes zamanlar da vardır. Mukaddes mekan dediğimiz işte Mescid-i Haram biliyorsunuz, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır. Çünkü Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da bir namaz 100.000 namaza bedeldir sevap bakımında. Mescid-i Nebevi'de 10.000 namaza ve Mescid-i Aksa'da 1000 veya 500 muhtelif rivayetler vardır. Yani bunlar mukaddes zamanlardır. Aynı şekilde mukaddes mekanlar da var, mukaddes zamanlar da vardır. Mukaddes zamanlar işte Ramazan-ı Şerif'tir. Ondan sonra bu üç aylar yani Recep, Şaban ve Ramazan. Recep, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi Recep şehrullah ve Şaban-ı şehri ve Ramazan-ı şehru ümmeti. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Bu aylarda Allah'ın rahmeti, sonsuz rahmeti kapıları sonuna kadar açılıyor ve engin rahmetinden herkes istifade edebilir. İnsanın ömrü her an günahlarla buluşma ihtimali vardır ve günahlarla kirlenebilir. Bu üç aylar bu günahları temizlemek için ve bu günahların bağışlanması için bir fırsattır. Rabbim o fırsatı en güzel şekilde kullanmayı nasip eylesin. Recep ayı bir tohumu ekme. Nasıl ki bir tohum ekiyorsun, sulamaya ihtiyacı vardır. Daha sonra da hasadı geliyor. Aynı şekilde Recep'te tohumu ekiyorsun. Şaban'da onu suluyorsun ve Ramazan-ı Şerif'te de onun hasadını yapıyorsun. Yani mükafatını inşallah en güzel şekilde Rabbim bizlere lütfedecektir. Recep-i Şerif hatta Şehrullah'ın Asam, Allah'ın suskun ayı, sahır ayı. Çünkü silahların sustuğu, günahların dindiği bir ay olması gerekir. Rabbim inşallah bizleri günahtan uzak eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu aya girdiği zaman meşhur duası vardır. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek eyle, bereketli kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerife ulaştır. Yani bu üç ayların ehemmiyeti konusunda ne kadar önemli olduğu bu duada da anlamış oluyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu üç aylarda oruç tutmak için gayret sarf etmiştir. Zaten Ramazan'ın tamamı farzdır. Onu herkes tutmak zorundadır. Recep ile Şaban'ı da diğer aylardan daha çok oruç tutmuştur Peygamber Efendimiz. Ama üç ay üst üste oruç tuttuğuna dair böyle bir rivayet bulunmamaktadır. Ve bu üç aylarda biliyorsunuz mübarek geceler, günler vardır. Bir tanesini geçirdik, Ragaib Kandili, onu elhamdülillah geçirdik ve önümüzde Miraç Kandili vardır. Daha sonra Beraat Kandili, Kadir gecesi ve böylelikle inşallah bayramla bitirmiş olacağız. Bu şekilde bu üç aylardan en güzel şekilde istifade etmeye gayret edelim. Özellikle tevbe konusunda bir fırsattır. Eğer namazlarımız eksik varsa o namazları kaza etmek için Kur'an-ı Kerim'e daha çok gönül verip okumaya gayret edelim. Fakir fukarayı gözetip tasadduk ve infakı daha fazla yapalım. Ve komşularımıza hal ve hatırlarını, gönüllerini, kin ve nefret varsa, dargınlık varsa, küskünlük varsa bunları bir an önce bırakıp ve kardeşçe bu üç ayları geçirmeye ve o güzelliği daha sonraki hayatımıza yansıtarak inşallah onu ömür boyu muhafaza etmeye gayret edelim. Allah Celle Celaluhu bizleri hayırlı insanlardan eylesin ve en güzel şekilde
Rabbimizin razı olduğu şekilde ömrümüzü geçirmeyi bizlere lütfeylesin inşallah.